Toplam nüfus içerisindeki yaşlı nüfus oranının arttığı ülkeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yaşlı nüfus artıyorsa o ülkelerde ortalama yaşam süresi uzuyor ve gelişmiş ülke özelliği gösteriyor şeklinde yorumlayabiliriz. Sosyal güvenlik kurumlarının giderlerinde artış meydana gelir ki yaş nüfusa bağlı olarak bu durum gerçekleşir. İnsan gücü bakımından ülke savunması zayıflar ki yaş nüfus oranı arttığı için genç nüfus ve orada dinamik olan nüfusu göremiyoruz çok fazla. Kamudaki tasarruf miktarı artar ki bu ülkelerde kamudaki tasarruf miktarının artma durumu söz konusu olamaz çünkü yatırımlarını işte yaş nüfus için yapması gerekiyor. Emekliler artıyor. Emekliler arttığı için masraflar artıyor ki alt kısımdan gelen çalışabilecek nüfus olmadığı için o anlamda tabii ki ülkede üretim yapılması gerekiyor ancak bunlarda sıkıntı yaşanabiliyor. Bu nedenle işçi açını azaltmak için başka ülkelerden dış göç alıyor bu ülkeler. Sağlık giderlerine yapılan harcamalarda artış görülüyor. O yüzden doğru cevabımızın burada C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Haritada numaralarla gösterilen yerlerde hangisi bulunduğu kıtada nüfusun en yoğun olduğu yerler arasındadır? Bir numaralı alan ki burada en fazla olduğu yer değil arkadaşlar ki ne olması gerekiyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda en yoğun alan olarak karşımıza çıkıyor. Bunun olduğu yer Kayalık Dağları'nın bulunduğu yerler daha dağlık ve engebeli. Hemen geldik 2 numaraya ki burada da yine en yoğun yerler arasında değildir. Özellik olarak baktığımızda. O kıtanın ya da bulunduğu yerin özellik olarak Kuzey Yarımküre'de daha fazla ya da Kuzey Amerika'da daha fazla nüfusa sahip olduğunu söyleyebiliriz. 3 numara değil İskandinav Yarımadası seyrek nüfuslu alanlar arasında sayılmakta. Bunun yanında 4 numarada değil çünkü daha soğuk alanlara doğru geçiş yapıyoruz. Ama Afrika'da özellikle Nijerya çevresi olsun bu alanlarda nüfus daha yoğun diyebiliriz yani Afrika kıtasında en yoğun nüfusu alanlar o çevrede yer almakta. O yüzden doğru cevabımız 5 numara E şıkkı oldu. Aşağıda birbirinden farklı 4 ülkeye ait nüfus yoğunlukları ve yüz ölçümleri verilmiştir. Bu tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 2 numaralı ülkenin nüfusu 3 numaralı ülkeden azdır. Şimdi bakıyorum. Bunların yüz ölçümleri aynı. Ama nüfus yoğunlukları farklı ki burada da nüfusun farklı olduğu anlamına geliyor. Daha fazla çıkan nüfusun daha fazla olduğu yoğunluk olarak daha az çıkan nüfusun daha az olduğu ülke olacaktır. Çünkü dediğim gibi toplam nüfusu 100 ölçümüne böldüğümde 80 çıkıyor. Toplam nüfusu yine 100 ölçümü aynı oldu 90-90 ve daha fazla nüfus yoğunluğu çıktı. Demek ki buranın nüfusu daha fazla olması gerekiyor. 2'nin nüfusu daha az dedik. Doğru bir karşılaştırma. 4 numaralı ülkenin nüfusu diğerlerinden fazladır. Şimdi baktığımda özellikle 140 gibi bir rakam çıkmış ve diğer ülkelerle yüz ölçümünü oranladığımda 140 önemli bir rakam ve bu rakama göre nüfusun en fazla olduğu ülke 4 numaralı ülke olacaktır. 1 ve 2 numaralı ülkeler ki e, buradaki yoğunluklar ve yüz ölçümüne baktım. 4 numaraya baktım 140'a 70 ki buradaki bu kadar geniş bir alanda bu çıkıyorsa 70'in olduğu 140 kısmını geçecektir ikisinin toplamı. O yüzden bu da doğru. 4 numaralı ülkede yer şekilleri sade olduğu için yüz ölçümü küçük. Şimdi yer şekilleri sade olursa yüz ölçümü küçüktür. Engebeli olursa fazladır gibi bir şey söyleyemeyiz. Çünkü o alanda daha geniş bir ülke sınırlarına sahip olup yer şekilleri düz olabilir. Bu da mümkün e ve bizim baktığımızda aritmetik nüfus yoğunluğu yer şekillerine bağlı olduğu kısmında değerlendirilemez. O daha çok tarımsal ve fizyolojik nüfus yoğunluğu. Böyle bir bilgiye ulaşamadım. Toplam nüfus miktarları arasındaki fark 1 ve 4 numaralı ülkeler arasında en fazladır. Ki bakıyorum 1 ve 4'te tabii ki fark en fazla olacaktır. En fazla zaten 4, en az nüfus bir de dikkate alınacaktır. Bu da doğru. D şıkkı doğru cevabımız oldu bu soru için. K ülkesinde son 30 yılda doğum oranlarının hızla düşmesiyle birlikte genç nüfus oranının azaldığı görülmüştür. Doğum oranları bu şekilde devam ederse ilerleyen yıllarda ülkede iş gücü eksiği ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. Buna göre parçada söz edilen K ülkesinin nüfus yaş piramidi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın ne olmuş? Genç nüfus azalmış, doğum oranları azalmış. Demek ki alta doğru bir daralma meydana gelmeli. A'da öyle bir şey yok. B'de öyle bir daralma yok. C olabilir. Yine D'de öyle bir daralma görmüyoruz. Ki bunları bir bütün olarak düşündüğümde burada bakın genişledi. Burada yine genişledi genel olarak. Burada genişledi. Ya E olacak ya C olacak. Ki şu yıllarda bakın 30 yıl öncesi nüfus artış oldukça yüksekmiş. Ama giderek ne yapmış? Düşmüş. Ancak burada son iki dönemde yani 10 yıllık süreçte bir düşüş var. Ve son 30 yıl dediği için buradaki nüfus, ya da buradaki kişiler 30 yıl önce zaten 0 yaşındaydı ya da yeni doğmuştu. O yüzden doğru cevabımız buradaki 30 yılda kullanarak E eşik olarak dikkate alınabilir. Aşağıda nüfus piramitlerinden 4 tanesine ait açıklamalar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yaş piramitlerinden hangisine ait açıklama verilmemiştir. Doğum oranlarının hızla azalmasına bağlı olarak piramidin tabanında daralma meydana gelir. Bu asimetrik dediğimiz bir e, şekil, bir piramittir ki nedir o asimetrik piramit? Alta doğru daralma söz konusu biraz daha orta yaş gruplarında fazlalık söz konusuydu. Asimetrik piramide bir örnek oldu. Durağan nüfuslu bir ülkede doğum oranlarının artmasına bağlı olarak oluşan piramittir ki bu piramit arkadaşlar bakın durağan nüfuslu bir ülkede diyor doğum oranlarının artmasına bağlı olarak çan şeklindeki bir piramitti ki bu piramidimizde baktığımızda çan şeklinde bir piramit dediğimizde alta doğru genişleyen çana benzeyen bir şekil, bir piramit ortaya çıkıyordu bu tür durumlarda. Bunu da aldık. Gelişmekte olan ülkelerin piramididir. Piramidin tabanı geniş, orta kısmı ise dardır. Bu da iç bükey dediğimiz kısımda değerlendirdiğimiz piramit olarak dikkate alınmaktadır. Tabi bu da e, baktığımızda verilen özellikleri karşılıyor. Biraz daha böyle oval yani tam üçgen değil iç bükey şeklinde bir e, durum olması gerekiyor bu tür ülkeler için. Yüksek doğum ve ölüm oranlarının olduğu piramit genç nüfus oranının toplam içerisindeki payı en yüksek direkt üçgen şeklindeki bir piramide örnek oluyor verilen açıklama. Burada arı kovanı şeklindeki gelişmiş ülkelere ait piramidin e, özelliği verilmemiş. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Aşağıdakilerden hangisi göç alan yerleşim merkezlerindeki olumlu sonuçlardan biridir? Sanayi testlerinin şehir içinde kalması, görüntü kirliliği ve yine oradaki çıkan gazların kirliliği arttırması olumsuz bir şeydir. Ses, su ve çevre kirliliğinin artması olumsuz. Alt ve üst yapı hizmetlerinin yetersiz kalması olumsuz. Gece kondulaşma ve altyapının yine bu alanlarda yetersiz kalışı olumsuz. İş gücünün artması ise o alanda yine işverene ve devlete göre düşündüğümüzde ne yapıyor? E, i̇şçi ücretlerinin düşmesine sebep oluyor ve çalışacak işçi bulabiliyorsunuz. Dinamik nüfus bulabiliyorsunuz. Bu da orada olumlu sonuçlar arasında dikkate alınabilir. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdaki göç hareketleri aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Bir, Yunanistan'da yaşayan Türk asıllı vatandaşlarımızın Lozan Anlaşması ile ülkemize yerleşmesi. Ki Yunan nüfus ve Türk nüfus yer değiştirmişti. Biz bunlara mübadele göçü adını veriyorduk. Bilim, tıp ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlayabilecek kişilerin daha iyi ücret ve çalışma koşulları nedeniyle gelişmiş ülkesi, ülkelere göç etmesi beyin göçüdür. O yüzden D şıkkında eledik işçi göçü verilmiş. E, buradaki dördüncü Yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşen ve özellikle Avrupa'yı etkileyen göçler ise baktığımızda özellikle olarak kavimler göçü çünkü Asya'dan Orta Asya'dan özellikle Batıya doğru bir göç yaşanmıştı ve bu göç sebebiyle bazı toplulukların bazı oradaki uygarlıkların Batıya doğru göç etmesi zorlanmıştı. Bu da kavimler göçü olarak dikkate alınıyor. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aydın'da polis memuru olarak görev yapan Yahya Bey'in eşi Sevgi Hanım özel bir şirkette moda ve tasarım uzmanı olarak çalışmaktadır. Yahya Bey'in çocuklarından Onur kendine ait küçük baş hayvan çiftliğinde çalışmaktadır. Berkay ülke çapında hizmet veren yazılım firmasında program ve yazılım alanında çalışmaktadır. Evin en küçük çocuğu Elif ise Kuzey Afrika'da faaliyet gösteren Büyük bir inşaat firmasında inşaat mühendisi olarak çalışmaktadır. Buna göre parçada verilen kişiler ve çalıştığı sektör eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? Şimdi polis memuru olarak çalışan Yahya Bey ne oluyor? Hizmet sektörü yani üçüncül. Moda tasarımı kısmında çalışan Sevgi Hanım dördüncül. Bunun yanında Onur hayvan çiftliği hayvancılık sektörü birincil. Berkay baktığımızda program ve yazılım yine dördüncül Beşincil olması için üst düzey yönetici karar verme organında olması gerekiyor. Elif ikincil denmiş ki inşaat firmasında inşaat mühendisi olarak çalışıyor. Yine doğru bir kıyaslama karşılaştırma. Burada D şıkkı 4. dördüncül olması gerekiyordu. Doğru cevabımız oldu. Bir yerde kentlerde yaşayan nüfusun toplam nüfusu oranına kentleşme oranı. Kentlerde yaşayan nüfusun artış ya da azalış oranına ise kentleşme hızı adı verilir buna göre ülkelerin hangilerinde kentleşme oranı daha yüksektir ki gelişmiş olan belçika ve kanada'da kentleşme oranı oldukça fazlayken gelişmemiş olan kazakistan bunun yanında işte gelişmekte olan mısır gibi ülkelerde daha azdır kentleşme oranı belçika ve kanada tabii ki gelişmiş ülkelere örnek o yüzden doğru cevabımız a şıkkı yani 1 ve 2 oldu Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde ortalama yaşam süresi diğerlerine göre daha kısadır? Amerika Birleşik Devletleri bir numara, ortalama yaşam süresi uzun, gelişmiş bir ülke. Kuzeybatı Avrupa kısmındaki ülkeler, yine Avrupa Ülkelerin batı kısmı tabi batıda yer alan Avrupa ülkeleri ne oluyor daha gelişmiş oluyor burada ortalama yaşam süresi daha uzun Japonya ki en uzun olanlardan birisi arkadaşlar oldukça işte nüfus piramitlerine de baktığımızda 110 artı yaşları görmekteyiz diğer noktada 5. E yine e bu alanda ortalama yaşam süresi daha uzun Avustralya gelişmiş ülkeler arasında sayılıyor. Ama bunlar içerisinde en az gelişmiş olan ve ortalama yaşam süresi daha kısa olan Hindistan'ı yani 3 numarayı alabiliriz. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda 1950 ve 2020 yılları arasında dünya nüfus artış hızı grafiği verilmiştir. Yalnızca grafiğe bakılarak bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? Eğer nüfus artış hızımız sıfırın altına düşmezse ya da bir başka ifadeyle eksi değerlere düşmezse nüfus miktarı sürekli artar. Yüzde ikilik de bir artıştır. Yüzde birlik de bir artıştır. Yani birisinde daha az artıyor ama sonuçta artıyor. Buna göre biz dünya nüfusunun sürekli olarak arttığını söyleyebiliriz. Çünkü değerlerimiz eksiye düşmemiş. Nüfus artış hızımız eksiye düşmemiş. 2'ye baktık. 1970 yılındaki nüfus. 1970 yılındaki nüfus 2000 yılındaki nüfustan fazladır. Ben bunu kıyaslayamam. Sadece şunu kıyaslayabilirim. İlk sayım dönemi ile son sayım dönemini kıyaslayabilirim. Sürekli arttığı için ilk sayım döneminde nüfus miktarı en az, son sayım döneminde en fazla diyebilirim. Yani aradaki nüfus değerlerini ben Bilmiyorum buna ulaşamam. 3. Nüfus artış hızındaki değişim en fazla 60-65 arasındadır denmiş ki burada baktığımda e, ne olmuş birden artış olmuş ve en fazla farkın bu 2 yıl arasında olduğunu görüyorum. O yüzden doğru cevabımın 1 ve 3 C şıkkı olduğunu söyleyebilirim. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde nüfusun seyrekliği sıcaklık ve yağışın fazla olmasıyla açıklanır? 1 numarada soğuk olması ki sıcaklığın fazla olmasıyla değil. 2 numara yine soğuk olması Sibirya. 1 Grönland'tı. 2 Sibirya yine soğuklukla alakalı. Bunun yanında 3'e baktım sıcaklık fazla ama yağış fazla değil. Çöl çünkü büyük sahra. 5'e baktım çöl sıcaklık yüksek ama yağış fazla değil. Ama 4 numarada hem sıcak hem de yağışlı bir iklim var. Ekvatoral iklim var. O yüzden burada nüfusun seyrek olması buna bağlıdır. O yüzden de doğru cevabın değişik olduğunu söylüyorum.